Bölüm 2. Kutsal Ruh'un Gelişi. Pentekost günü geldiğinde bütün imanlılar bir arada bulunuyordu. Ansızın gökten güçlü bir yerin esişini andıran bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu. Ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler. İmanlıların hepsi kutsal ruhla doldular. Ruhun onları konuşturduğu yabancı dillerde konuşmaya başladılar. O sırada Kudüs'te dünyanın her ülkesinden gelmiş dindar Yahudiler bulunuyordu. Bunlar sesi işittikleri zaman büyük bir kalabalık halinde toplandılar. Her biri kendi dilinde konuşulduğunu duyunca şaşakaldılar. Hayret ve şaşkınlık içinde, "Bakın, bu konuşanların hepsi Celil Eli değil mi?" diye sordular. "Nasıl oluyor da her birimiz kendi ana dilimizi işitiyoruz? Aramızda Partlar, Medler, Elamlılar var. Mezopotamya'da Yahudiye ve Kapadokya'da, Pontus ve Asya'da, Frigya ve Pamfilya'da, Mısır ve Libya'nın Kirene'ye yakın bölgelerinde yaşayanlar var. Hem öz Yahudi hem de Yahudiliğe dönme Romalı konuklar, Giritliler ve Araplar var aramızda. Ama her birimiz Tanrı'nın büyük işlerinin kendi dilimizde konuşulduğunu işitiyoruz." Hepsi hayret ve şaşkınlık içinde birbirlerine, "Bunun anlamı ne?" diye sordular. Başkaları ise, "Bunlar taze şarabı fazla kaçırmış," diye alay ettiler. Petrus'un konuşması. Bunun üzerine onbirlerle birlikte ayağa kalkan Petrus yüksek sesle kalabalığa şöyle seslendi. "Ey Yahudiler ve Kudüs'te bulunan herkes, bu durumu size açıklayayım. Sözlerime kulak verin. Bu adamlar sandığınız gibi sarhoş değiller. Saat daha sabahın 9'u. Bu gördüğünüz Yoel peygamber aracılığıyla önceden bildirilen olaydır. Son günlerde diyor Tanrı, tüm insanların üzerine ruhumdan dökeceğim. Oğullarınız ve kızlarınız peygamberlik edecekler. Gençleriniz görümler görecek. Yaşlılarınız da düşler görecekler. O günlerde gerek erkek gerek kadın kullarımın üzerine de ruhumdan dökeceğim. Onlar da peygamberlik edecekler. Yukarıda gökyüzünde harikalar yaratacağım. Aşağıda yeryüzünde belirtiler, kan, ateş ve duman bulutları görülecek. Rabbin büyük ve görkemli günü gelmeden önce güneş karanlığa, ayda kan rengine dönecek. O zaman Rabbe yakaran herkes kurtulacaktır. Ey İsrailliler! Şu sözleri dinleyin. Bildiğiniz gibi Nasralıysa, Tanrı'nın kendisi aracılığıyla aranızda yaptığı mucizeler, harikalar ve belirtilerle kimliği kanıtlanmış bir kişidir. Tanrı'nın önceden belirlenmiş amacı ve ön bilgisi uyarınca elinize teslim edilen bu adamı, yasa tanımaz kişilerin eliyle çarmıha çivileyip öldürdünüz. Tanrı ise ölüm acılarına son vererek onu diriltti. Çünkü onun ölüme tutsak kalması olanaksızdı. Onunla ilgili olarak Davut şöyle der: "Rabbi her zaman önümde gördüm. O benim sağımda durduğu için sarsılmam. Bu nedenle yüreğim mutlu, dilim sevinçlidir. Dahası bedenim de umut içinde yaşayacak. Çünkü sen canımı ölüler diyarına terk etmeyeceksin. Kutsalını çürümeye bırakmayacaksın. Yaşam yollarını bana öğrettin. Varlığında beni sevinçle dolduracaksın.
Kardeşler, size açıkça söyleyebilirim ki, büyük atamız Davut öldü, gömüldü, mezarı da bugüne dek burada duruyor. Davut bir peygamberdi ve soyundan gelen birini tahtına oturtacağına dair Tanrı'nın kendisine bir antla söz verdiğini biliyordu. Geleceği görerek Mesih'in ölümden dirilişine ilişkin şunları söyledi. O ölüler diyarına terk edilmedi. Bedeni de çürümedi. Tanrı bu İsa'yı ölümden diriltti ve biz hepimiz bunun tanıklarıyız. O Tanrı'nın sağına yüceltilmiş vaat edilen kutsal ruhu babadan almış ve şimdi gördüğünüz ve işittiğiniz gibi bu ruhu üzerimize dökmüştür. Davut kendisi göklere çıkmadığı halde şöyle der. Rab Rabbime dedi ki, ben düşmanlarını senin ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur. Böylelikle tüm İsrail halkı şunu kesinlikle bilsin, Tanrı sizin çarmıha gerdiğiniz bu İsa'yı hem Rab hem Mesih yapmıştır. Bu sözleri duyanlar yüreklerine bir hançer saplanmış gibi oldular. Petrus ve öbür elçilere, kardeşler ne yapmalıyız diye sordular. Petrus onlara şu karşılığı verdi. Günahlarınızın bağışlanması için tövbe edin. Her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz olsun. Böylece kutsal ruh armağanını alacaksınız. Bu vaat size, çocuklarınıza ve uzakta olanların hepsine, Tanrımız olan Rabbin kendine çağıracağı herkese yöneliktir. Petrus daha birçok sözlerle onları uyardı. Kendinizi bu sapık kuşaktan kurtarın diye yalvardı. Onun sözünü benimseyenler vaftiz oldu. O gün yaklaşık 3000 kişi topluluğa katıldı. Bunlar kendilerini elçilerin öğretişine, beraberliğe, ekmek bölmeye ve duaya adadılar. İmanlılar arasındaki birlik. Herkesi bir korku sarmıştı. Elçilerin aracılığıyla birçok harikalar ve mucizeler yapılıyordu. İmanlıların tümü bir arada bulunuyor, her şeyi ortaklaşa kullanıyorlardı. Mallarını, mülklerini satıyor ve bunun parasını herkese ihtiyacına göre dağıtıyorlardı. Her gün tapınakta toplanmaya devam eden imanlılar, kendi evlerinde de ekmek bölüp içten bir sevinç ve sadelikle yemek yiyor ve Tanrı'yı övüyorlardı. Tüm halkın beğenisini kazanmışlardı. Rab de her gün yeni kurtulanları onların arasına katıyordu.